Arkadaşlar merhaba, öncelikle videoma başlamadan önce e, kamera karşısında ilk defa konuştuğum için e, yani hiç karşımda hiçbir muhatabım olmadan kameralara karşı ilk defa konuştuğum için ne kadar sürçülüyü ediyorsam şimdiden affola. Anlayış göstereceğinizi umuyorum. E, buna da alışıp yakın zamanda inşallah toparlarız diye düşünüyorum. Bugün stokastik hakkında konuşacağız. Stokastik nedir? Nasıl çalışır? Buna bakacağız. Stokastik herkesin bildiği gibi yani bu piyasalarda işlem yapanların işte stokastik 80'e geldiğinde veya üstüne çıktığında işte piyasa çok satılmıştır. Çok pahalıdır işte girilmez veya işte 20 veya 20'nin altına düştüğünde de işte stokastik işte çok ucuzlamış der piyasaya. İşte alım yapılması lazım diye işte bu sinyal verir diye böyle kullanıyoruz aslında. Ama bu çok büyük bir yanlış. Çünkü stokastik bu şekilde kullanılmaz. Biz bugün stokastik nasıl kullanılır, nasıl doğru bir şekilde kullanılır bunu göreceğiz. Stokastik bize nasıl alım satım sinyalleri verir bunlara bakalım ve stokastik önemli olan nerelerde kullanacağız görelim. Evet şimdi stokastiğin üstünde diyelim ki işte 80 rakamı var işte çok alınmış piyasa diye kullanıyoruz veya işte 20 çok satılmış bir piyasa diye kullanıyoruz. Peki bu rakamlar neyi ifade ediyor? Bir ona bakalım ilk önce. Yani bir stokastiği bir anlayalım. diyelim ki günlük çubukları kullanıyoruz. Yani mum çubuklarını. Bunlar bizim günlük mum çubuklarımız olsun. Yani fiyat bu şekilde yüksel, yükselmeye devam ediyor. Şimdi i̇şte diyelim ki buradaki fiyat son 100 TL'ye çıktı. Kaçtan başlasın? İşte 50 TL'den de başlayıp 100 TL'ye çıkmış bir piyasa. Daha sonra düşüşe geçmiş. Diyelim ki mesela burası da 90 TL olmuş. Şimdi stokastin çalışma mantığı İlk başlangıç fiyatıyla son fiyat arasını alıyor bize bu bölgeyi. bu bölgeyi alıyor. Bu bölgeye de işte diyelim ki işte ne kadar arası var? 90 90 eksi 50 eşittir. Burası 40. Ve de başlangıçla yani başlangıç fiyatıyla en yüksek fiyatını alıyor. Yani şöyle şöyle göstermek gerekiyorsa işte burası da 100 50. Yani burası da 50 çıkıyor. 40'ı 50'ye bölüyor ve bize işte 0.8 rakamını veriyor. Bunu da çarpı 100 ile çarpıyor. Bu da demek oluyor ki piyasa şu anda 80. Yani çok alınmış bir piyasa. Peki biz ne yapıyoruz? İşte 80 değerine geldiğinde piyasa işte çok alınmış bir piyasa. Pahalı bir piyasa diye düşünüp satıyoruz. İşte 20 aşağıda da işte 20 değerine geldi mi piyasa çok satılmış diye alım yapıyoruz ama bu kesinlikle yanlış. Stokastik bu şekilde kullanılmıyor. Yerine göre çok alınmış mı çok satılmış mı öyle kullanılıyor. Bakalım onu nasıl kullanacağız onu da görelim. Stokastik indikatörünü bize işte bulan sunan işte George Lane diyor ki işte stokastik fiyatın momentumunu ölçen bir indikatördür. Yani fiyatın hızını yani gücünü ölçüyor aslına bakarsanız. Yani arkasında bulunan alım gücünü veya arkasında bulunan satım gücünü ölçüyor. Eğer havaya fırlatılan bir roket görürseniz geriye dönmeden önce mutlaka yavaşlayacaktır. Yani düşünün. E, henüz yani roket atıl, yani düşünün roket atıldığında mutlaka geri dönmeden önce yavaşlamaya başlıyor ve daha sonra geri dönüyor. İşte bu yavaşlama noktasını bize söyleyen indikatör de işte George'un dediğine göre stokastik. Biz bunu bu şekilde kullanmak gerekiyor. Yani biz de bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet George Lane diyor ki bize işte momentum her zaman yönünü fiyattan önce değiştirir. Yani arkasındaki kuvvet yani fiyat değişmeden önce arkasındaki kuvvet daha önce yavaşlamaya başlar fiyattan önce. Ve gelin bakalım devam edelim peki. Gerçekten öyle mi oluyor? Şimdi burada stokastiği kullanacağız ama biz stokastiği yanlış kullanıyoruz. Neden? Çünkü eğer ki fiyatlar bir trend halinde gidiyorsa stokastik zaten bizi hep bu piyasanın çok fazla alınmış bir piyasa olduğunu gösterecek ve biz de bu piyasada işte stokastik nasıl kullanır 80'e geldi diye devamlı satacağız. Eğer ki bu şekilde satmaya devam edersek yani elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmaz. Çünkü bu, burada göründüğü gibi diyelim ki bizim BIST 100 endeksimiz işte burada 2017'den 2018'e doğru bir trend halinde ilerliyor. Ve stokastik bize şu bölgede satım veriyor. Yani bu piyasa çok fazla alınmış satmak gerektiğini söylüyor ama bu, bu bu şekilde ilerlemiyor. Örneğin bakın burada da e, fiyatın satılacağını, işte burada da satılacağını, örneğin burada da satılacağını veya işte buralarda da satılacağını veya burada da satılacağını söylüyor. Eğer ki biz stokastik bu şekilde kullanıyorsak biz burada ne 5 kuruş para kazanabiliriz ne de elimizdeki sermayeyi koruyabiliriz. Çünkü devamlı stokastik bize her e, satın verdiğinde biz satarsak Elimizde hocumuzda hiçbir şey kalmaz. Peki o zaman efendim, biz bu stokastiği nasıl doğru bir şekilde kullanacağız? İşte burada örneğin e, gene bizim BIST Endeksimiz. Ben burada e, 200 günlük ortalamayı tavsiye ediyorum. Çünkü neden? 200 günlük ortalama fiyatın e, büyük pencereden yükseliş trendinde mi veya işte düşüş trendinde mi olduğunu bize çok net gösterir. Yani büyük fon yöneticileri işte büyük e, piyasa işlemcileri de genellikle e, 200 günlük ana trende bakarlar. Eğer ana trend gerçekten yükseliş trendindeyse bu piyasada alım yapmak gerekir. Ama fiyat 200 günlük altına kırdığı zaman da düşüş trendi başlıyor olabilir. Bu da ne demek oluyor? Piyasa bize her fırsat verdiğinde biz satış yapacağız ki kar elde edeceğiz. Örneğin işte BIST diyoruz. Mesela burada Nasıl alıma gireceğiz? İşte stokastiği biz bu şekilde kullanmamız lazım. Eğer ki 200 günlük hareketli ortalamamız buradan geçiyor. Eğer ki fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamamızın üstündeyse demek yükseliş dinlendi. Biz de stokastiği nasıl kullanacağız? Her düşüşte her bize stokastik alım sinyali verdiğinde almak için işte kırılma noktası belirleyeceğiz. Veya işte mum çubuklarını bakacağız. O mum çubuklarını gene tavsiye ediyorum. Mutlaka o videomu seyredin. Örneğin diyelim ki bir çıkış piyasasındayız ve Stokastik e, biz tüz Stokastik bize burada alım veriyor. Yani diyor ki şu bölgeler bize alım bölgeleri. Neden? Çünkü bizim piyasamız yükseliş piyasasında. Şu anda trend yukarı doğru satım yapamayız. Her düştüğü stokastik bize her alım verdiği zaman almamız gerekiyor. Bakın burada da burada 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 da almamız gerektiğini söylüyor ama burada zaten piyasa görüyorsunuz zaten 200 günlük hareketli ortalamamızın altına kayıyor. Demek ki trend değişiyor olabilir. Ya dikkatli olacağız ya açığa satabiliyorsak açığa satacağız veya bekleyeceğiz trend tekrar işte 200 günlük üstüne çıkarsa başlayacağız gene stok bize Alım ne zaman alım verdi? Şimdi ilerlemeye devam edelim buradan. Aynı bizim piyasamız gene biz 100 gene devam ediyor işte aynı noktadan. Bu noktadan gene 200 günlük hareketli ortalama kullanıyoruz burada. Piyasa üstte yükseliş trendindeyken aşağı yani 200 günlük ortalamamız aşağı kuruyor. Bu demek oluyor ki piyasa artık dikkat edilmesi lazım çünkü e, düşüş trendine girmiş olabilir veya işte konsolide oluyordur yani. Eğer konsolide oluyorsa zaten tekrar yükselişe geçtiğinde tekrar alım yaparız yani tutan yok elimizi. Bekleyeceğiz, pozisyon kovalayacağız yani bir e, nasıl anlatayım yani pusuda bekleyeceğiz yani avımızı yakalamak için fiyatın bize, stokastiğin bize işte ucuzladığı noktaları bekleyeceğiz ki alım yapalım. Eğer bu her buralardan alırsak Stokastik görüyorsunuz zaten. Her buralardan aldığınızda diyelim ki yükseliş trendinde trendde devamlı stop olacağız. Örneğin burada gene işte dediğim gibi 200'ün altına geçtiği zaman fiyat stokastik bize her piyasa çok alınmışsa biz satış yapmak için bir fırsat kollayacağız. Bakın mesela burada Stokastik bize burada satım veriyor. Ondan sonra burada bir satım veriyor. Ondan sonra burada bir satım veriyor. Ve ondan sonra burada bir satım veriyor. Ve burada bir satım veriyor. Dikkat edin. Stokastik bize her piyasa pahalanında satacaksak bize çok güzel sinyaller veriyor. Neden? Çünkü zaten düşüş piyasasındayız. Bize fırsat sunuyor. Yani görmemiz gereken noktaları işaret ediyor. Yani bize diyor ki işte bu noktalardan satabilirsin. Bunu iyi analiz etmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Yani örneğin hiçbir şey ya yani şimdi mesela örneğin sadece ve sadece stokastikte alım satım nasıl yapılır ona bakalım. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Diyelim ki ne mum çubukları kullanıyoruz, işte ne kırılımlara bakıyoruz. işte ne işte hareketli ortalama kullanıyoruz. Hiçbir şey kullanmıyoruz ve Sadece saf bir şekilde yalın fiyata fiyatla sadece stokastik kullanarak nasıl alım satım yapılır? Buna bakalım. Örneğin şöyle bir piyasamız var. Bunu hatta büyütelim biraz daha. Şöyle büyütebilirsek. Aynen. Ee, burası gene bir süz endeksinin. Görüyorsunuz fiyat eğer ki 200 günden aşağı kırıldıysa biz düşüş trendindeyiz ve sadece stokastikle alım veya satım yapacağız. Şöyle düşünebiliriz hemen. Bize stokastik çok alınmış bir piyasa bir sinyal versin gibi satıma girelim. Evet. Şimdi şöyle baktığınızda bize şurada bir sinyal veriyor. Yani şu noktada bir sinyal veriyor burada. Biz de diyoruz ki stokastik aşağı kırdığı andan itibaren ben işleme gireceğim. İşte yukarıya da stopa koyacağım. Diyelim ki stokastik bize şurada tam şu bölgede işleme sokuyor. Çünkü aşağı kırıyor. Burada işleme girip de yukarı bir yerlere stop koyarsak bu pozisyonu Yine biz yüz endeksine işte yıl ne zaman oluyor? Yaklaşık olarak 2018'de yakalamış oluyoruz. Neden? Piyasa düşüyor. Eğer satılacak bir şeyler varsa buradan satmış oluyoruz. Peki devam edelim. Örneğin gene stokastiği kullanıyorum. Şu bölgede stokastik çıktığı zaman değil satımı. Bize düştüğü zaman ne zaman? Burada yani şu bölgede bize sattırıyor. Piyasa buradan tekrar yukarı çıkıyor. Burada stop olabiliyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Nerede? Şu bölgeler. Yani şu bölgede bizi tam tamına şu bölgede e, satım sinyali veriyor. Yani diyor ki fiyat şş, bizim stokastik 380'i üst, üst kullanıyoruz. Yani default olarak yani e, fabrika çıkışı olarak. Eğer 80'in altına kırdığında gene ben işleme gireceğim. Burada bakıyorum tam burada 80'in altına kırıyor. Yani şş, şu bölgelerde ben buradan açığa satıyorum. Yine bu piyasayı yakalamış oluyorum. Tekrar bekliyorum. Neden? Çünkü düşüş trendindeyiz. Tekrar bir bize satım imkanı ne zaman verecek? Onu da şöyle bir geriye alırsak. Şu bölgeye dikkat ederseniz bir burada veriyor satış sinyali. Şurada. Bir de şurada veriyor. Yani bize şu bölgeye bakarsak bir şu bölgede satım veriyor. Bir de tam şu bölgede satım veriyor. Eğer ki piyasayı biz buralardan satarsak yani işte Gene burada işte e, ATR kullanılabilir. İşte ne kadar mum çubuğu günlük ne kadar oynadığını ölçebilirsiniz. Bunu da işte gene benim e, ATR nasıl kullanılır? E, hatta ben ona diyorum ATR bize kazandıran bir indikatördür. İyi kullanılırsa, iyi e, çözülürse ATR'nin sırrı bize para kazandırır ATR'e. Diyelim ki burada 1 lira riske atıyorsak gene düşüş de oynayabilir, oynayabilinir. Şuraya da bakıyoruz. Gene aynı. Stokastik sinyal arıyoruz. Bize stokastik sinyali tam çıktıktan sonra şu bölgede gene satım veriyor. Yani şuralarda satım veriyor. Gene bize eğer ki buna 1 lira riske atıyorsak işte aşağıya 2 lira oynanabilir. Yani düşünülebilir veya piyasaya girmeyen yani bekleyene, beklenebilir. Çünkü neden? Fiyatlar 200 günün üstüne kırmasını bekleyip alıma gideceğiz. Yani ben eğer ki bizim endekste alım yapacaksam fiyatın 200 günlük üstüne kırmasını beklerim ki fiyatların bana yani yani kend bana yükseliş trendi başladığına dair bir ipucu arayayım. Şöyle devam edelim. Gene BIST endeksimiz. Burada da fiyatlar eğer ki 200 günlük hareketli ortalamamızın üstünde seyrediyorsa bize diyor ki zaten yükseliş trendindeyiz. Burada da bakıyoruz bize her düşüşte yani stokastik bize her piyasa ucuzlamış dediğinde biz alıma gireceğiz ve sinyal bekleyeceğiz. Bakıyoruz burada fiyatlar çok pahalı, çok pahalı. Hala pahalı, hala pahalı ama şurada fiyat artık ucuzlamaya başlıyor şu bölgelerde. Ama sinyal veriyoruz. Hani dedik ya biz hiç e, mum çubukları kullanmıyoruz. işte e, hareketli ortalama kullanmıyoruz. Kırılımlara bakmıyoruz. Sadece stokastikle işlem yapacağız. Burada da bize şu bölgede tam işte şu kısımda alım yaptırıyor işte biraz gene bu piyasayı yakalamamıza neden oluyor. Güzel bir sinyal veriyor. Tekrar bakıyoruz. Piyasa diyelim ki buralardan ker aldık veya buralardan. Piyasa ne zaman ucuzlarsa sinyal ne zaman gelirse sinyal tekrar alım yapacağız. Çünkü yükseliş trendindeyiz. Tekrar bakıyoruz. Burada gene piyasanın ucuzladığından bahsediyor bize şu bölgede. Biz de sinyal arıyoruz. Ne diyoruz? Burası 20 kullanıyorsak 20'yi kestiği andan itibaren dönüyor dir, Dönüyordur piyasa. O şekilde alıma gireceğiz diye kendimize yani kendimizi inandırıyoruz. Öyle pozisyona giriyoruz. Yani olasılıkları kendimizin tarafına çevirmeye çalışıyoruz. Şansı %50-50'den bizim tarafı almaya çalışıyoruz. burada bakıyoruz. Burada düşmüş ama şu bölgede yaklaşık olarak herhalde şuralarda alım sinyali vermiş bize. burada da işte gene risk alıyorsanız yukarıya şu bölgeye oynayama ihtimaliniz çok yüksek. İyi para kazanabilirsiniz. Tekrar bakıyoruz. Tekrar piyasa düşüyor. Gene bize bir fırsat verecek mi? Stokastik'i inceliyoruz. Tekrar burada piyasanın ucuzladığından bahsediyor şu bölgelerde. Biz de gene 20'nin üstünü arıyoruz. Kırdığı andan itibaren işleme gireceğiz. O da yaklaşık olarak burada kırmıyor. Tam da şu bölgelerde kırıyor. Şuralarda. Gene burada işte riskinizi alırsınız. Gene bu dalgayı yakalamış oluruz. Bu da sadece ve sadece hiçbir şey kullanmayarak sadece stokastikle yani ne zaman bu 2017'den 2018'e kadar bize 1, 2, 3, 4 yaklaşık olarak 4 veya 5 karlı pozisyon tutmamızı sağlıyor. Özet geçecek olursak en azından bir 200 günlük ortalamayı çizersek fiyatlar eğer üstte seyrediyorsa stokastik bize ne zaman fiyatların bizim alım yerlerimize geldi yani fiyatların ucuzladığından bahsettiği zaman alım yapacak pozisyon arıyoruz. Oralardan alım yapacak pozisyonlar arıyoruz ki karlı işlemleri kapatalım ve aynı zamanda trende karşı... Ee, alım veya satım yapmayalım. Çünkü trende karşı alım veya satım yaptığımızda çok büyük zararlarla karşılaşmış olabiliriz. E peki 200 günlük hareketli ortalamamızın bizim eğer ki fiyatlar aşağısına kırıyorsa stokastiğe tekrar bakıyoruz. Ne zaman piyasa çok alınmış olduğundan bahsettiğinde biz de satım yapmak için hareket kolluyoruz yani. Stokastik önemli bir indikatör. Çok kullandığımız bir indikatör. Çok kullanılan bir indikatör. Ama doğru yerlerde Kullandığımızda çok güzel bir indikatör. Yani ki e, ilk başlamışsak bu şey mutlaka trende karşı hiçbir zaman pozisyon almamız al almamamız lazım çünkü bekleyip trendin bize uygun bir fiyat aralığı verdiğinde işleme girmemiz lazım. Bunu da stokastik bize çok 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 güzel sunuyor. Mutlaka kullanalım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur çünkü e, çok kıymetli bilgiler paylaşıyorum. Uzun yıllar boyunca piyasada aktif işlem yaptığımız için bizim düştüğümüz hataları sizin düşmemeniz için Hele ki bu iş için bu işe gönül vermişti yeni başlayanlar olsun öğrenciler olsun veya işte yatırım yapacak yatırımcılar olsun bizim hatalarımıza düşmesinler. Videolarımı beğeniyorsanız takip etmeye devam olasılıkları ve şansı mutlaka sizin tarafınıza çekeceğiz. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay <laughs> bay.